Ha, sevgili Sinan abi, bu soruyu sormak istiyordum. Çok iyi hatırlatmış bir izleyicimiz. Bu hafta diyor Twitter'da çok gündem oldu diyor. Muhammed Demir olayına bir açıklama. Ha, biz ona söz verdik ya. Ha. Bir bak, iyi ki Ha. hatırlattım abi. Şu Muhammed Demir olayı nedir? Arkadaşlar anlatayım size. Bakın. Ben BEFA'mı kurduğumda yani yılların birikimini ben Beşiktaş'a getirdim. Sağ olsun beni de altyapının başına vermişti yönetim. Geldik. Benim her zaman söylüyorum da hocam beynimin yarısı Yunus Tekin Olay. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Yunus abiyle bu yıllardır bu projeyi konuşuyorduk. BEFAM'a başladık. BEFAM neydi? Beşiktaş Futbolcu Araştırma Merkezi. Ve o zaman Galatasaray bütün futbolcular, çünkü hep söylüyorum ya, varoşlardan çıkıyor. Yani zengin insanlar futbolcu getirip çocuklarını altyapıda, çok yetenekli de olsa, okul olduğu için, antrenman saatlerine çakıştığı için onlar okulu tercih ediyor. Ne yapıyoruz? Biz varoşlardan futbolcu alıyoruz. Doğru mu? Galatasaray bütün oralara girmişti. Bayrampaşa, Sultan, her yerde Galatasaray. Ben futbol okulları kurmaya başladık. Sayın kardeşim Ufuk Pak'ı da başına getirdim. Ve yüzlerin üzerine çıktık. Herhalde şimdi 120 falan, yani futbol okulu var işte. Sonra kaynaklar, başladık üretmeye. O zaman Seyit Ateş kardeşim de yeni neydi, Yeni Çarşı mıydı? O tak öyle bir takımı var onun. Ve sahası var. İşte futbol okulu var, Beşiktaş futbol okulu. Muhammed'i getirdi. Sinan abi dedi, bu çok yetenekli başkanım dedi. Baktım, soruşturdum. Çok dar gelirli bir ailenin çocuğu. Fakat müthiş bir yetenek. Burada bir maçta 8 tane falan gol atıyor yani. Bizi pek şey değil. Sonra ben Muhammed'in ailesini çağırdık. Seyit babasını, annesini getirdi. Onların delaletiyle, imzasıyla ben Muhammed'i profesyonel yaptım. Sadece ayda, o zamanın parası 1500 lira para veriyoruz. Ama Muhammed'in evinin, hatta Nedim, doktor Nedim, o da bizim sonra yönetici oldu. Bizim çok güzel de bir ekibimiz vardı. Evinin her şey, türlü şeyini sağlıyoruz, gıdasını sağlıyoruz. 1500 lira da ayda maaş veriyoruz. Profesyonelde yaptım Muhammed. Fakat tabii Muhammed oynadığı futbolla yakın zamanda bir anda bir patladı Türkiye'de. İşte bir yetenek geliyor, Messi demeye başladılar. Ve Muhammed'i Barcelona'ya bile götürdüler yani, denenmeye, oraya şey yapmaya. Peki Beşiktaş'ın oyuncusu nasıl gidebildi Barcelona'ya? Yani kulüpten herhalde izin alınarak gitti. Ay fazla kalmadı herhalde ya, bir hafta, 3 gün kaldı. Aynı şekilde Batuhan'ı da Manchester City davet etti. Ben hemen profesyonel yaptım kaçmasın diye. Gitti, 15 gün kaldı. 10 üzerinden 10 puan hepsi. İstediler, 2 milyon euro verdiler. Yıldırım Bey vermedi. Keşke verseydik çocuğa. Şimdi işte Batuhan, Öcü ne yaptı ya Batuhan, ama Batuhan yine Iğdır'da yine atıyor golleri. Geçen sene 30 gol attı. Ondan evvel 28 gol attı. Neyse, Muhammed'i konuşuyorduk. O senenin sonunda ben yönetimden ayrıldım. Yani Yıldırım Demirel'e dedim ki, bak ben sizinle yapamayacağım. Senin fikirlerini benimsemiyorum. Bu kulüp uçuruma gidiyor. Ben ayrıldım. Ayrıldıktan sonra da 2-3 ay geçmeden duydum ki Batuhan'ı tekrar çağrılmış. 900 bin lira verilmiş. 900 bin lira. Halbuki ben 4 senelik kontratını yapmıştım bunun. Bir sene daha mı ne uzatmışlar. Şimdi ondan sonra ne oldu işte Muhammed'in, yani bu durumda olmasını ise, şimdi herhalde Kırşehir'de bir yerde oynuyor, çok da iyi oynuyormuş. Erzincan. Erzincan'da çok da kulağıma geliyor. Daha da yaşı 25 falandır yani. Bir şey söyleyeceğim. Muhammed'in bir yönetici bana şey demişti. Yaşının küçültme olduğunu söylemişti. Siz böyle Ya bir durumda anlıyor onu sağ olsun Yemen de söylerdi onu filan, ama bilmiyorum. Yemen abi Öyle diyorsa doğrudur bir herhalde. bilgim yok yani. Kemik yaşına falan Yani bakmış şimdi o mı? biraz tabii doğulu da doğuludur tabii kendisi. Belki yani orada yaşını büyük küçük yazmaları belki 200 sene nüfus kağıdı çıkardı. Bilmiyorum onu. Ama çok yetenekli bir Herhalde Beşiktaş futbolcu. Kulübü Söylüyorum araştırmıştır. tekrar, yani arayacaksanız sorunu o tekrar 900 bin lira verenlere soracaksınız. Bunu verince benim duyduğum işte araba, maraba, orada kafeler, mafeler, işte nargile, bir sürü şey söyleniyor. Ondan sonrasını ben bilmiyorum. Ben bir düzeltme İstanbul yapabilir Spor'da miyim? oynadım. Evet. Sözleşme profesyonel atarken 900 bin dolar alıyordu. 900 bin dolar ne? Evet. Buyurun yani. Ben 1,5 milyara, bakın, kontrol yapmışım onu, uzatmışım.
tamam mı? 3 yıllık sözleşme parayı verdiler işte böyle, bu değerleri böyle. Çünkü işi bilmiyorlar yani, yalnız parayla değil yani, o çocukla kim ilgilendi? O zaman haftada 2 gün psikiyatriyle ben Muhammed'i, Adem'i, Batuhan'ı, diğer futbolun hepsini haftada 2 gün seans yapıyorlardı psikiyatristlerle. Ben ayrıldıktan sonra Muhammed ne olmuş onun hesabına, ondan sonrasını bu parayı verenlere, ilgilenmeyenlere, onlara soracaksın, oldu mu? Benim söyleyeceğim bu kadar Muhammed için. Evet.